Merhaba. Bugünkü konumuzun başlığı Yeni Dünya Edebiyatı Giriş. Öncelikle şunu belirteyim. Bu Yeni Dünya Edebiyatı Giriş 186. video oluyor. Bu nedenle düşündüm ki bütün videolara numara koymakta yarar var. Çünkü bazen eski bir videoya referans veriyorum. Şimdi onunla ilgili bir videoda eskiyi bir daha tekrarlamanın alemi yok. Hiç gerek yok. Ona referans verirsiniz. En fazla kısa bir özetini verirsiniz. Hepsi o kadar. Ama ona isim olarak referans verdiğinizde bu 186 tane içinde isim olarak aramanız gerekiyor. Bunun yerine dedim her birine bir numara verilirse eğer baştan işte birden başlayarak 186'ya kadar daha da artacak tabii. Böylece aramak şey olur. Daha kolay olur. Yani numarayla referans veririm bundan sonra. Diyelim 105 numaralı videoda işte bunu anlatmıştım. Buna ek olarak işte şunları söylemek gerekir mesela dendiği zaman 105'e bakılır. Böylece bulmak, önceki videoyu bulmak çok daha kolay olur. Şimdi Yeni Dünya Edebiyatı Giriş diyorum. Giriş demek bundan sonra en azından bir bölüm daha olacak demektir. Yani en az bu konu iki bölüm sürecek. Şimdi değişik videolarda defalarca tekrar ettim. Ancak ne kadar tekrar etsek yine de az oluyor. Bir kavramı olduğu gibi kullanmamak gerekir. Onun zaman içindeki değişimini görmek gerekir. İşte bunun en meşhuru dünya devrimiydi. Anlatmıştım. Yani Max Engels dünya devrimi ne savunuyorlardı, bunu bekliyorlardı. Onların dünyadan kastettiği Batı Avrupa'ydı. Bugün dünya dediğiniz zaman bu başka bir şey. Yani o 150 yıl önceki dünyanın içinde Japonya yok, Amerika Birleşik Devletleri yok, Çin yok, zaten yarı sömürge durumunda, Rusya yok vesaire. Bunlar hiçbiri yok. O dünya başka, bu dünya başka. Kelime aynı ama içerik çok farklı. Şimdi dünya edebiyatı denildiğinde de zaten yeni denmesinin nedeni buradan geliyor. İçerikte değişme var. Şimdi dünya edebiyatı mesela şeyle başlıyor denilebilir. Cervantes'in Don Quixote ile başlıyor. İşte Balzac'ın romanlarıyla devam ediyor. İşte o dönemin yazarları da daha ileriye doğru gidiyor denilebilir. O edebiyatın kendine göre özellikleri var. Bir kere dünyada yeni yükselen bir sosyoekonomik sistemi, kapitalizmi ve bunun kapitalizmin toplumunu anlatıyor. Her şeyden önce bir bu özelliği var bu edebiyatın. İkinci olarak mesela dünya edebiyatı denildiğinde öyle bir edebiyat, öyle bir roman ki yazılanlar hani her dönem geçerli ve bütün dünya insanları için uygulanabilir şeyler. Ya da bütün dünya insanların özelliklerini o romanda bulabiliyorsunuz. Mesela işte Dostoyevski'nin romanları gibi. Freud boşuna dememiş. Eğer Dostoyevski olmasaydı psikanalizin bulunması daha gecikirdi diye. Şimdi şeye geldiğinde yeni göçmen edebiyatına gelindiğinde mesela şöyle bir kitap vardır Almanca'da. Zygmunt Löffler'in Die Neue Weltliteratur und ihre große Erzähler. Yani yeni dünya edebiyatı ve onun işte büyük anlatıcıları diye bir kitabı vardır. Şimdi yeni burada şu anlama geliyor. Yeni dünya edebiyatı birden fazla ülkede geçiyor. Daha önceki edebiyatı hatırlarsanız hepsi tek ülkede, hatta Balzac'ın romanlarına bakarsan tek şehirde geçer. Mesela Paris'te geçer. Yeni dünya edebiyatının özelliklerinden bir tanesi birkaç tane ülkede, birden fazla ülkede geçiyor olmasıdır. Yani dünya belli oranda o romana sığdırılıyor ve romanda anlatılan hikaye zaten veya hikayeler diyelim, hani dünyanın birçok yerinde olan şeyler oluyor. Mesela göç. Şimdi göç mesela en azından iki ülkeyi anlatmak demektir. Yani göçe dayanan edebiyat en azından iki ülkeyi anlatır. Bir çıkılan, oradan gelinen ülkeyi, iki varılan ülkeyi. Bu ikisini birden anlatacaktır. Ve yeni dünya edebiyatının zaten büyük oranda göçmen ve sürgün edebiyatı olmasının nedeni de budur. Büyük yazarlarını da onlardan bulmaktadır. Bunlar bazen şey yapmaktadırlar. Hani
kendi dilleri değildir yazdıkları dil ama onu yıllardan beri ana dil gibi öğrenmişlerdir. Mesela çok sayıda Afrika ülkesinde Fransızca ana dil yerine geçer. Çok sayıda insan ülkesinin dili yerine ki dünyanın hiçbir yerine geçmez diyelim o dil. Zaten ülkenin bir dili de yok. Mesela Kongo'nun kendi dili yoktur. Kongo'da bir sürü dili var. Onun yerine mesela diyelim ki Kongo eskiden Belçika sömürgesiydi. Fransızca anlaşma dili olur. Keza Hindistan'da İngilizce anlaşma dilidir. Çünkü Hindistan'da bilmiyorum kaç yüz tane dil var. Yani 500-600 tane dil var. Bir sürü yöresel dil var. İnsanlar bu temelde yazıyorlar. Birkaç ülkede geçiyor roman. Bu konuda mesela yeni yayınlanan bir örnek vardır. Yeni dediğim şöyle bir işte herhalde bir 5-6 ay oluyor. 5-6 ay demeyeyim de 1,5-2 yıl oluyor. Isabel Allende'nin Dieser Weite Weg yani şu uzun yol veya bu uzun yol romanı. Bu uzun yol romanı 4 ülkede geçer. Nasıl oluyor 4 ülkede birden geçmek? Şöyle bir kadın ve erkek İspanya İç Savaşı sırasında 1930'lu yıllar Cumhuriyetçilerin yanında yer alırlar. Erkek doktor, kadın hemşiredir. Cumhuriyetçiler Franco'ya karşı kaybedince ülkeyi terk etmek zorunda kalırlar. İspanya ile Fransa'yı ayıran Pirene dağlarını geçerler ve Fransa'ya meşakkatli bir yolculuktan sonra varırlar. Orada kamp gibi bir yere gönderilirler. Birkaç ay kalırlar ama ne olacağı belli değil. Çünkü İkinci Dünya Savaşı yakında patlayacak ve Naziler pekala Fransa'yı işgal de edebilirler. O sırada Şili Çalışma Bakanı, yanlış hatırlamıyorsa, evet, Çalışma Bakanı Salvador Allende'dir. Salvador Allende kampta bulunan birkaç yüz kişiyi almak için bir gemi gönderir. Şilep benzeri bir gemi gönderir. Bu şileple Fransa kıyılarından Şili'ye kadar uzun bir deniz yolculuğu yaparak varırlar. Yani birinci ülke İspanya, zaten ana yurtları. İkinci ülke kısa kaldıkları Fransa. Üçüncü ülke Şili. Şili'de 30 küsur yıl kalırlar. Epeyce tabii doğal olarak yerleşirler. 30 küsur yıl kalırlar. Bu sırada Pinochet darbesi gelir 1973'te. Şili'yi terk etmek zorunda kalırlar. Venezuela'ya giderler. Dördüncü ülke. Yani gördüğünüz gibi burada bir yeni dünya edebiyatının örneği olarak Isabel Allende'nin romanında 4 tane ülke birden bulunuyor. Yani İspanya, arkasından Fransa, arkasından Şili, onun arkasından Venezuela. Bu arada belirteyim. 2023 Şili'de Pinochet darbesinin 50. yılıdır. Bu darbenin önemi sadece bir darbe olması, Pinochet'in Pinochet'in askerlerinin Salvador Allende'yi öldürmesi, seçilmiş bir devlet başkanıdır kendisi, bunu öldürmeleri değil. Yani Latin Amerika ülkelerinde başka darbeler de oldu. Mesela Brezilya'da oldu, Uruguay'da oldu, Bolivya'da oldu, Arjantin'de oldu. Değişik ülkelerde darbeler oldu. Şili'deki darbenin özelliği neoliberal kapitalizmin ilk uygulamasının Pinochet darbesinden sonra Şili'de yapılmış olmasıdır. İkinci uygulama Margaret Thatcher İngiltere'sinde gelecektir. Daha sonra başka ülkelerde de bu uygulama gündeme gelecektir. Yani bizdeki uygulama 12 Eylül 1980'den sonradır. Aslında daha önce vardı. 24 Ocak 1980 kararları zaten neoliberal kapitalizm uygulamasını bünyesine barındırıyordu ama o dönem bunu uygulamak mümkün değildi. Ancak 12 Eylül'den sonra uygulamak mümkün olabilmiştir. Yani dediğim gibi bu konuda ilk örnek Şili. Şili örneği var. 1973, 50. yıl bu sene. Bir ara fırsat buluruz herhalde. Şili'yi anlatmaya çalışacağım. Tabii anlatacağım darbe değil. Bugünkü Şili. Bununla ilgili bir program yapmıştım. Şili'ce sosyal demokrat bir kişi Gabriel Boric idi galiba adı. Devlet başkanı seçilmişti. Ancak Şili'de şu anda hala Pinochet zamanında yapılmış olan anayasa geçerlidir. Çünkü Şili halkı yeni anayasa yapılmasını kabul etmedi. Enteresan bir gelişmedir. Bunun üzerinde durmak gerekir. Artık Şili ile ilgili bir program yaptığım zaman bunu da orada anlatmaya çalışırım. Şimdi tabii
Dünya edebiyatı dendiği zaman bunun göçle olan ilgisini belirttim. Burada edebiyat demeyelim de sanat, bu ister sinema olur, ister edebiyatın şiir, öykü, roman deneme gibi bölümleri olur. Hangi dilde üretiliyorsa o dile aittir. O dilin kapsamındadır. Yani burada üretenin milliyeti önemli değildir. Mesela Almanya'ya örnek verirsek, Zafer Şen Ocak vardır Almanya'da. Esas olarak Almanca yazar ve Alman edebiyatı kapsamındadır. Yani kendisinin Alman olmaması, köken olarak Alman olmaması bir şey ifade etmez. Emine Sevgi Özdamar vardır. O romanlarıyla geçenlerde önemli bir Almanya Edebiyat Ödülünü aldı. Alman edebiyatı kapsamındadır kendisi. Yani kendisinin köken olarak Alman olmaması bu anlamda herhangi bir şey ifade etmez. Bu konuda herhalde en bilinen örnek Cengiz Aytmatov olsa gerektir. Cengiz Aytmatov aslen Kırgız'dır. Ama bütün romanlarını Rusça yazmıştır. Dolayısıyla Rus edebiyatı içindedir. Hani bazen deniliyor işte Cengiz Aytmatov Kırgız'dır veyahut işte Türk'tür ve ilgisi yok. Yani kişinin kökeninin ne olduğu hiç önemli değil. Hangi dilde o edebiyatı veya o sanatı ürettiği önemlidir. Dolayısıyla da onun kapsamı içine girer. Kaçırılmaz o. Şu veya bu nedenle başka bir dilde üretiyorsa eğer onun kapsamı içine girecektir. Yine daha küçük bir örnek olarak mesela Milan Kundera'yı verebiliriz. Milan Kundera esas olarak o dönemin adıyla Çekoslovakya'dan gelme bir yazardır. Kendisinin neydi o? Şimdi adını hatırlayamadım romanın. Var olmanın dayanılmaz hafifliği olarak Türkçe'de işlenen romanını 1968'de Kızıl Ordu Alexander Dubček iktidarını devirdiği zaman onun taraftarlarından birisi olarak kendisi de Fransa'ya gitmiş, oraya iltica etmişti. Romanını Fransızca yazmıştır. Yani Fransızca'ya roman yazacak kadar hakim durumdaydı. Doğrudan Fransızca yazmıştır. Şimdi hangi edebiyata dahildir? Milan Kundera Fransız değil ama romanını Fransızca yazmış. Dolayısıyla Fransız edebiyatına dahil. Tabii zaman içinde değişik dillere çevrilmiştir. Türkçe dahil olmak üzere. Yani belirteceğim nokta bu göç, başka ülkelere iltica, sürgünlük bu edebiyatın yani yeni dünya edebiyatının şeydir, merkezinde duran bir olgudur. Tabii bu zaman içinde gelişmiştir, değişik veçeleri almıştır. Bunları artık ikinci bölümde anlatmaya çalışacağım. Ki ikinci bölümde anlatırken de özellikle demin bu gösterdiğim kitaba Sigrid Löfler'in yazdığı uzun giriş bölümünde aynı zamanda aktarmaya çalışacağım. Kendisi zaten şeydir yani bu hani nasıl diyelim edebiyat bilimcisidir. Bu konuda tanınmış bir isimdir. Şeyde bundan yaklaşık 15 sene önce Almanya'da Literatur'un diye aylık bir dergi çıkıyordu. Literatur'un yani edebiyatlar demek. Bu derginin İlk baskısı 500.000 ve bitiyor. İkinci baskısı yapılıyor. Yani böyle müthiş bir ilgiyle başlamıştı dergi. Tabii zaman içinde özellikle bu işte şeydir, internetin yaygınlaşması, edebiyat ürünlerinin sosyal medyada yer almaya başlaması, orada yayınlanmaya başlamaları bu dergiyi yavaş yavaş gündemden çıkardı. Fakat mesela başlangıçta şeydi yani son derece yaygın, çok okunan bir edebiyat dergisiydi. Şimdi ikinci bölümde dediğim gibi bundan sonraki ikinci bölümde başlık hatta şimdi bir de söyleyeceğim başlığı Yeni Dünya Edebiyatı ve Parçalanmış Kimlikler. Bu parçalanmış kimlik konusu çok önemli bir konudur. Hatta denebilir ki ilk edebiyatlarda, büyük edebiyatlarda parçalanmış kimlik yoktur. Bütünsel kimlik vardır. Kişinin kimliği iyidir, kötüdür, şöyledir, böyledir ayrı bir şey. Ama bütünsel bir kimlik vardır. Parçalanmış kimlik göç ve sürgünlükle ilgili olan bir kimliktir. Dünyada şu anda son derece yaygındır. Ve özellikle yeni dünya edebiyatında da bu kimlik özel bir yer tutmaktadır. Evet, bunu da
bundan sonraki programda anlatmaya çalışacağım. O zamana kadar hoşça kalın diyorum.